bu maç oyuncuların beceriksizliğine mi yazar yoksa Fatih Hoca'nın oyun planı ve müdahalelerine mi? Kerem önce müsaade edersem ben şöyle başlamak istiyorum cümleme. Bugün 8 Mart. Evet. Bugün. Dünya, evet bugün. Evet. Dünya Kadınlar Günü. Evet. Öncelikle tüm kadınların günü kutlu olsun. Onlara yapılan şiddette umarım son bulur artık sosyal medyadan görüyoruz bazı şeyleri evet. içimiz acıyor. Bir an önce şiddetin her türlü şiddetinde son bulması dileğiyle kadınlar günü bütün kadınların kutlu olsun. Doğru diye. mesajın için de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Şöyle Galatasaray bugün özelinden baktığımızda yani daha önceki programlarda da bunu sürekli söyledik. 3-4 hafta öncesinden daha hafta demeyelim de 3-4 maç öncesinden Galatasaray'ın oyununda bir kötü sinyal vardı. Evet. Şimdi bu maç özelinde de geldiğimiz zaman çok kötü bir zemin. Hem Fatih Hoca hem oyuncular hem rakip takımın oyuncuları hem rakip takım teknik direktörü Rıza Çalınbay maçtan önce de buna çok değindi. Çünkü futbol güzel zeminde oynandığı zaman keyif veren bir oyun. Zeminin etkisi var. Galatasaray'ın oyununa zeminin etkisi Kaliteli var. Kaliteli oyuncu daha çok bozar çünkü. Kesinlikle. Yani oynama isteğini, arzusunu da götürür kötü zemin. Yapmak istediklerinizi yapamazsınız. Top seker, çalım atmak isterseniz atamazsınız. Vuruş anında doğru vuruşu yapamayabilirsiniz. Doğru pas veremeyebilirsiniz ki özellikle bugün ilk yarıda Galatasaray bireysel hatalar da var. Hani olmayacak kadar pas hatasıyla oynadı. Evet. Bunu zemine çok net bağlayabilirsiniz. Hakeza Sivas Spor'da pas atasıyla oynadı ki zaten Sivas üzerinden bakarsak Sivas tamamıyla Galatasaray'ı e, tutmaya gelmiş. Yani pozisyon ben pozisyon vermeyeceğim. E, pozisyona gitmem de çok önemli değil ki maçın genelinde e, bir buçuk pozisyonları var ya da yok. İki Sivas tane gol. çok ekstra gol yani var. Evet. Beklenmiyor. Evet. Yani. İkisi de yine bireysel hatadan bir elinesin. Evet. Yani herkes yapabilir bu hatayı. yani Çok da yüklenmemek lazım. Anlık bir durum. İkincisi de Donk ve markham mıydı? L Lines. Lines ya. Birbirlerine faal yaptı. Evet, ya. evet, evet yani, aradan yani da o, boyut orada, dokundu. orada da şansı evet. onun önünde kaldı ki evet. onun önünde olmasına rağmen Lines Donk'un topu takip sırasında Boyut aradan vurdu, gol attı. Bunlar bireysel hatalar. düzeltilecek şeyler. Ama oyunun geneline baktığımız zaman ilk kere başka bir Galatasaray vardı. Galatasaray'ın da çok fazla pozisyonu yoktu ilk yarı. Birkaç pozisyonun haricinde. 2-1'den evet. İki sonra ikinci yarı daha başka öne doğru oynayan ve Sivas'ın da bu oyunu kabullenmesiyle evet, çok fazla kendi nice alanına ceza sahasına çekildi. Ve bunun neticesinde Galatasaray ikinci yarıda bu sezon en çok ceza sahasında topla buluşma rakamını yakaladı. Yanlış hatırlamıyorsam 40'ları 40, 40 falan yakaladı. Ama maalesef o kalabalık içerisinde bunları doğru değerlendiremedi. Burada evet maç öncesi zemine takılınır. E, onun yorumunu yaparsınız. Maçtan sonra zemin ama artık o pozisyonlar geldiği zaman Galatasaray tecrübeli yani Galatasaray gibi tecrübeli bir takım tecrübeli oyuncu oyuncuları olan takımlar bu tip pozisyonları değerlendirecek. Bunları değerlendiremediğiniz zaman e, size sıkıntı. Ya sonrasında zemine istediğiniz kadar şey yapabilirsiniz. Ama pozisyonları bulmuşsunuz. Onyakur'un ilk yılda ya hatırlıyorum kaçırdığı bir gol var sol taraftan. Babel'in sağdan, sağdan çok evet. güzel içeriye yani kesmesi. Ya bunun ne zeminle alakası var ne bir şeyle alakası. Bak abi o o da, o da zeminle olabilir. Top yok e, ama havadan şey. geliyor top. Tamam. Havadan e, geliyor yerden anlayacağım Top direkt havadan geliyor. O, o vuruş, ayak vuruyorsun. Orada vuruş, vuruş hatası var zaten. Vuruş hatası. Ayağına ayarlayamadı. Vuruş. Kavalına çarptı top. Tabii. Ayak içini koyamadı. Tabii, orada net bir aynen. ayak içi vurması lazım. 80. dakikada Halil Dervişoğlu bomboş pozisyonda net bir golü kaçırdı. Onun dışında Falcao'yu söylerken şunu da ifade edelim. Bir de asist yapıyordu. Kerem'in önüne bir top bıraktı, evet. bomboş. Kerem evet, vuramadı. vuramadı. Oynasınamadığı için o da gol olsa iki gol bir asist olacak. Şunu göremiyoruz Galatasaray'da işte dört maçtır diye bahsediyoruz ya gelen kötü oyunu. Önceki maçlarda Galatasaray'ın beraber oynadığı bir oyun vardı, özellikle ön tarafta herkes oyunun içindeydi. Evet. evet. Oyuna dahil oluyorlardı. Şimdi. Bu çok kesintiyor yoruyor. Dönem dönem farklı oyuncular oyuna giriyor. Evet. Aynı anda oyuna giremiyor sıra. Ya Onye kuru üzerinden oynanıyor belli dakikalarda. Ben sana... Belli dakikalarda Bavel oyunun içine şey girmeye sorayım. çalışıyor. Onu, Belhan'da mesela <laughs> e, beklediğim performansı ben alamadım Belhan'da. Onu soracaktım. Yani, ne yaptı? İkincisi bir, bir şey daha ilave edeyim. Onu da soracağım. Katartan sevinir miyorum yorumuna? Mesela Fegül ile başlar mısın bugün? Şimdi Turgay abi ona... E, Fiziksel durumu önemli onun. Onu evet. da en iyi bilen Fatih Hoca'dır. Eğer oyuna girdikten Feguni, sonra da kötü bir görüntü verdi. İlk 5 dakika, bir 5-6 dakika hatta kötüydü. Evet, evet. biraz yavaş, gitmekte zorlandı. Topları kontrolünde, top sürmekte. Uh -huh. Ben dedim herhalde fiziksel olarak tam değil ama... <laughs> Pardon. Sonradan oyuna girmek oyun, her oyuncu için zordur. O e, temponun içerisine, içerisine Birek, girmek... ya da beraberken <laughs> gidiyor Ka kaos. <laughs> Pardon. Bir sual istersen. Kaos var çünkü o sırada yani. Ya o Bu arada Fegüli son... 2-1 mağlup bir, bir takımın e, oyununa giriyorsunuz. E, uzun süredir oynamadınız. Fiziksel eksikliği, maç kondisyonu eksikliğiniz var. Evet. Oyuna adapte olma süresi e, biraz uzun sürdü e, Fegüli'de. Ama sonrasında yine dikkat ettiğimiz zaman etkin oyunculardan biri haline geldi son dakikalarda fegoli Yani oyuna etki eden. Ben, ben Fegüli'ye Eğer fiziksel... Değil. Abi işte o çok... Oyuncu durumunu mi? bilmiyorsun. Yani, yani şöyle bir Biz durum bilmiyoruz. Bir Sakatlıktan en iyi bilen... geldi oyuncu. Geçen maç 10 dakika oynadı. Şu an 90 dakika başlayacak durumda değil. Yo, demek ben ki Ben bu 90 dakika da çok 40 Mesela İrfan Can için dedim. 45 dakika mı anlatıcam? Karış meselesi. Fiziksel durumu iyiyse yani. e, Hı -hı. Fatih Fatih da ben feguli gibi. E, geçen günkü iki gün önceki programda biz ben burada söyledim. Feguli ile ilgili. Şimdi Galatasaray'ın oyun içindeki oyun aklı aslında arda değil. Arda lider oyuncu. Ama oyun aklı olacak bir tane oyuncu var Galatasaray'da. Feguli. O da fiziksel olarak iyi durumdaysa Feguli Galatasaray'a organizasyon yaptıran da bir oyuncu. Tabii. Özellikle on, on numarada bile çok rahatlık oynayabilir. Çok yani. rahat oynuyor orada. Rahat kenarda da koyduğunuz zaman tabii. oyuna e, içeriye oyun giriyor kurma. zaten. Oyun tabii kenardan giriyor. da oyun kurma Aynen. özelliği var İki Zeki. ayağıyla bir şut tehdidi. Arkadan gelen. Zeki gelene bir oyuncu. Bir, dripling özelliği var. E, pas oyununu oynayabilen, özelliği var. arkadaşlarını yönlendirebilen bir oyuncu. Fiziksel durumu iyi hale geldiği zaman, takıma tekrardan monte olduğu zaman Galatasaray'ın ofansif anlamdaki hücum şeyleri de farklı bir boyuta gelecektir. <laughs> ama bu zaman içerisinde Galatasaray çok şey kaybediyor. Yani, İki maçta 5 puan kaybetti. Şöyle, yani 4 günde 5 puan kaybetti Fatih Galatasaray. Fatih Terim'in e, Getson Fernandez mesela kafa karıştırıyor. Bence çok iyi oyuncu ama şu ana kadar Galatasaray'ı ısınabilmiş şu an değil. değil. Evet. Eee bana ben. göre yine Bak, önceki maçlarda biraz daha iyiydi. Şöyle bir strateji hatası yaptılar Belhanda konusunda. Belhanda'nın menajerine en son diyorlar ki istediğin takımda görüşebilirsin. O zaman herkes kapı kapı dolaşıyor şu anda, herkesle görüşüyor. Belhanda'yı sildiler. Belhanda da öyle bir oyuncu. Yani e, kafası yerinde olursa, moral olursa, parasını, dolgun ücretini zamanında alırsa, Aynen. pohpohlanırsa, en büyük sensin denirse Belhanda oynuyor. Şimdi küstürülmüş bir Belhanda ama Galatasaray'ın elinde Belhanda, Fegülü ve Onyekuru varken biz bunlara şeytan üçgeni diyorduk daha önce. Bunlar müthiş oynuyorlardı. Ön tarafa yani birbirleriyle yarışıyorlardı. Hem hızlı oynuyorlardı hem şiir gibi paslaşıyorlar. Otomatiğe bağlamışlardı bir ara. Şimdi bir de onların önünde mesela Falcao var, Mustafa Muhammed var. Ne olursa olsun Belhanda'yı sezon sonuna kadar böyle değersizleştirmeden e, tutmaları lazım ama Belhanda menajeri çünkü kapı kapı kimlerle dolaştığını ve en son Be Belhanda'ya e şunu söylüyorlar e, bundan iki ay önce sana bir buçuk milyon euro veririz ama sezon sonuna kadar iyi oynarsan şu anda o yüzden oyuncu e, değersizleştirildi yedek bırakılıyor sonradan oyuna giriyor moral ama verilmiyor. kendi değerini arttıracak Bittin. olan da sahada süre aldığı zaman kendisi değil mi? Ama, Hele ama kalmak istiyorsa Şimdi Galatasaray biliyorsun ligin ilk yarısında daha sezonun e, yanılmıyorsam Ekim gibi bir teklifte bulundu. Dedi ki gel sözleşmem bitecek bir an önce anlaşalım. Bir yani, buçuk milyon değil. E, 2 milyon 250 bin euro hatta 2 milyon 250 bin euro 2 milyona kadar şey oldu. Pazarlıkla e, kabul etti. Fakat menajeri kabul etmedi bu sefer. Belhanda aslında İstanbul'a yatırım yaptığı için Bili biliyorsun e, Büyükçekmece Marina'da çok büyük bir malikane aldı. 5 milyon dolarlık böyle büyük bir yer aldı, yatırım yaptı yani İstanbul'da kalacak. O yüzden menajerine de o teklife yanaşmıyor menajeri yüzünden. Sonraki e, dönemde de biliyorsun, e, Galatasaray da diyor ki e, me, menajerini diyor ki Belhanda, ben teklif yap şey e, burada kalmak istiyorum, bak yatırım yaptım senin yüzünden şimdi Galatasaray e, o teklifi geri çekti. Bu sefer de diyor ki menajeriyle e, gidiyorlar tekrar Galatasarayın kapısını çalıyorlar. Galatasaray da diyor ki. Biz zamanında o teklifi yaptık ama e, şu anda performansını beğenmiyoruz. O teklifi düşürdük. Burada o zaman bir, bir buçuk milyon euro. Menajerinin bir şeyi vardı, He, menajerinin var. Menajerinin oyuna geldi. E, para hırsının, menajerinin para hırsının kurbanı oldu Belhanda. E, haklı olarak alsaydı sezon sonuna kadar iyi performans gösterirsen sana bir buçuk milyon euro. Ge geçtiğimiz ayda şunu söylüyor menajeri. Ya işte bu para az, e, izin verirseniz biz işte sezonun sonu sözleşmesi bitiyor, diğer takımlarla görüşeceğiz.